Şimdi gelelim. Bakın hepsi birbiriyle bağlantılı. Yani nerelerde ne çarklar dönüyor, ne kümeler oluşmuş, nasıl zincirler? Saadet mi, ne zinciriyse, kim kimi arıyor, nasıl etkiliyor? Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu şu. Şu. Bu ülkede bir kurye kardeşimizi katlediyor. Bırakılaya gidiyor. Savcısı, polisi. Kimsenin ağzında bıçak açmıyor siyaset. Bak. Hiç kimse bir şey demiyor ya. Ama katilin peşini bırakmayan biri var. Öznur Göçer vefat eden kuryenin eşi. Biz de onun yanındayız sonuna kadar. Biz de bırakmıyoruz. Bu adam buraya gelecek. Olay yerindeki iki polisten, o günkü savcıdan, karakoldaki bizi hani öteleyen polislerden, vuran kişiden ve bunun altına bu aracı veren konsolosluk çalışanı mı artık kimse, ondan şikayetçi olduk hepsinden. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun çarparak öldürdüğü kuryenin eşi skandallar zincirinin peşini bırakmıyor. Olay yerinde yanlış tutanak tutan polislerden, yurt dışı yasağı bile koymadan katili serbest bırakan nöbetçi savcıdan ve diğer sorumlulardan şikayetçi oldu. Somalili Şeyh Mahmut'unsa hala iadesi istenmedi. Ben teslim etmelerini bekliyorum. Ben direkt devletimden onu burada getirip cezalandırılmasını istiyorum. 30 Kasım'da Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmut konsolosluk aracıyla motosikletli kuryeye arkadan çarptı. 39 yaşındaki kurye Yunus Emre Göçer hayatını kaybetti. İki çocuğu babasız kaldı. Kaza yerinde ilk incelemeyi yapan polisler kurye Yunus Emre Göçer'i kusurlu buldu. Onlar tutanak tutarken yeni ortaya çıkan bu görüntüde de olduğu gibi Şeyh Mahmut sürekli telefonla konuşuyordu. Oysa ilk başta kuryenin ailesinden gizlenen bu kaza anında Şeyh Mahmut'un kusurlu olduğu net. Ancak ifadesi alınıp serbest bırakıldı. Kuryenin ailesinin avukatı kaçma ihtimaline karşı savcılığa dilekçe verdi. Fakat o dilekçe de işleme konulmadı ve kazadan iki gün sonra Somalili Şeyh Mahmut Türkiye'den kaçtı. Acılı aile adalet mücadelesine başladı. Kuryenin eşi Öznur Göçer tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Ben vuran Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunu kelepçeyle görmek istiyorum. Asıl çabam hani onu görmek istiyorum. O görüntüyü zaten ben unutmuyorum. Onu görmek istiyoruz kelepçeyle. Türkiye'den Somali makamlarına henüz bir iade girişiminde bulunulmamasına acılı aileyle birlikte kuryeler de tepkili. Somali Fahri Konsolosluğu önünde toplanan Nakliyat İş Sendikası katilin iadesi için ses yükseltti. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu olan katil iki aralıkta elini kolunu sallaya sallaya çıkıyor. Yani ortada bir tamamen yargının ve siyasi güçlerin dahil olduğu insanlık dışı bir olay var. Katilinin iade edilmesi için her türlü mücadeleyi de sendik olarak vereceğiz. Artık ölmek istemiyoruz.